أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا رسول الله، ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا حبيب الله، ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا سيد الأولين والآخرين. ربم sevdikleri zümresine her birimizi ilhak eylesin. Amin. Sevilenler listesine her birimizi ilhak eylesin. Amin. Bizleri kendisine aşık olanlardan, Habibine aşık olanlardan eylesin. Amin. Yanlış yollara düşmekten, hesabını veremeyeceğimiz işlere bulaşmaktan, hele hele akide bakımından sapmaktan ebediyen bizleri muhafaza eylesin. Amin. Kıymetli kardeşler, dostlar, bir insanın bidat dediğimiz sapık ideolojilere saplanmasında temel sebeplerden bir tanesi heva ve hevesine uymaktır demişti. Heva ve hevesinden kaynaklanır. Yani bir insan ya canının istediği yolda yürür, ya Allah ve Resulünün gösterdiği yolda yürür. İnsanlar eğer canlarının istediklerini yapacak, canlarının gösterdiği yolda yürüyecek olurlarsa, o zaman heva ve heveslerinin kul ve kölesi olurlar. Allah ve Resulünün gösterdiği yolda yürüyenler Allah'a gider ve Resulullah'la buluşur. Baktığımız zaman peygamberler tarihine, peygamberler aklı bir tarafa koydular, teslimiyetten başka bir şey düşünmediler. İbrahim Aleyhisselam'a oğlunun kurban edilmesi olayında İbrahim Aleyhisselam akılla ile mantıkla hareket edecek olsaydı çocuğunun kesilmesinin akılla mantıkla ne alakası vardı? Ama o canının istediklerini veya isteyebileceklerini bir tarafa koydu. Hiç tarafına bakmadı. Allah diyor mu? Bitti. Tartışılmaz, konuşulmaz, görüşülmez. Aa, böyle miydi, değil miydi, öyle bir şey yok. Keza İsmail Aleyhisselam da öyle. Peygamberler tarihinde hep bunu görebiliriz. Musa Aleyhisselam'ın Hızır Aleyhisselam'la yolculuğundaki karşılaşılan olaylarda bunu gösteriyor. Yani Allah'ın varlığını ve birliğini kabul ettikten sonra, Peygamberi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin elçiliğini kabul ettikten sonra, eğer Allah ve Resulünün söylediği bir yol, gösterdiği bir çizgi varsa, artık bu ne olmaz? Tartışılmaz. Aklıma, mantığıma yatıyor, yatmıyor. Böyle bir şey söz konusu olmaz. İbrahim Aleyhisselam'ın ateşe atılma olayı da farklı bir olay değildir. İbrahim Aleyhisselam'ın yine İsmail Aleyhisselam Hacer annemizle susuz, çorak bir yerde yemeksiz, içmesiz bırakması da yine buna örnek olarak verebilirsiniz. Sonuçta bizim önümüzde 6000 küsür ayeti olan Kur'an var. Efendim muhtelif hadis kitaplarında derlenmiş, toparlanmış. Efendim rivayetleri sıhhatiyle, hüsnüyle, her türlü incelemesiyle yapılmış hadis kaynakları var. Bu ayetleri ve hadis-i şerifleri gerçekten çok ince elemelerden geçirerek, incelemelerden geçirerek doğru bir sonuca varan alimler var, alimlerimizin eserleri var. Dolayısıyla biz heva ve hevesimizi devreye sokarsak herkesin hevası, hevesi başka şeyleri söyler. Ama Allah ve Resulünün dediğini devreye sokarsak yolumuz birleşmiş olur. Bu konuda ayeti kerimeler okumuştuk, müzakere etmiştik. Yani heva ve hevesine tabi olanlar, onu ilah edinenlerin manzarasının ne olduğunu hep beraber Kur'an diliyle müzakere etmiştik. Belam İbni Bağura ile ilgili Kur'an'da وَضَرِبْ لَهُمْ diye وَتْلُ عَلَيْهِمْ لَبَا اَلَّذِي اَعْتَيْنَهُ آيَاتِنَا diye hakkında bize bilgi verilmesi Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme emredilen, ismi ister Belam İbni Bağura olsun, ister başkası olsun, ama heva ve hevesine tabi olunca nereden nereye, hangi makamlardan nereye düşürüldüğünü gördük. Sonuçta hakimiyet kayıtsız şartsız Allah'ındır. Hakimiyet kayıtsız şartsız Allah'ındır.
hiçbir kimse nerede öleceğini, ne zaman öleceğini bilemediği, kararını veremediği gibi hiçbir kimse kainatın seyri ile ilgili, kanun-u ilahinin seyri ile ilgili bir değişiklik yapma hakkına da sahip değildir. Meclisteki insanlar toplanırlar, şu konuyu, bu konuyu görüşürler, kendilerine göre bir karar alırlar, trafik kurallarını belirlerler, şunu şöyle yapalım derler. Kendilerine göre daha uygun gördüklerini her ülkedeki insanlar bir değerlendirme yaparlar. Ama Allah ve Resulü bir şeyde, bir konuda bir şey söylediyse bunun tartışması olmaz. Akıl, mantık, hava ve heves devre dışı kalır. Bu konuda okuduğumuz ayet-i kerimeleri hatırlarsınız. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin heva ve hevesin kulu ve kölesi olmanın bize getireceği zararları anlatan hadis-i şeriflerinden bir kısmını müzakere etmiş olacağız. Hazreti Enes radıyallahu anh Efendimiz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin uzun bir hadisi şerifini zikreder. O uzun bir hadisi şerifinin sonunda da şöyle bir cümle var. Kısacası sorun içerisinde, hadis-i şerifin içerisinde münciyat, mühlikat ve kefarat vardır. Yani ümmeti Muhammed'i kurtaracak olan unsurlar nelerdir? Helak eden unsurlar nelerdir? İnsanlar kaydığı zaman, günah işledikleri zaman, günaha daldırdıkları zaman temizlenmeleri kolay mıdır? Bunları silecek kefaret var mıdır? Bunları anlatan uzun bir hadis-i şerif var. Uzun derken çok da uzun değildir. O hadis-i şerifin son cümlesinde şöyle geçiyordu mühlikat bölümünde. وَاَمَّا الْمُهْلِكَاتِ Ümmetimi, insanları helak eden şeyler nelerdir? Dünyasını perişan ediyor, ahiretini perişan ediyor. Bunlar nelerdir? Birincisi فَشُحُّنْ مُطَاعُنْ İtaat edilen cimrilik. Şuh ve buhul ikisi de cimrilik demektir. Belki şuh, cimriliğin biraz daha aşırı derecesi, yani zekatını, fitresini, kurbanını vermeyecek kadar, farz ve vacip olan vazifelerini aksattıracak kadar olan cimriliğe şuh deniyor ki وَمَنْ يُوْقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ Kim nefsinin o aşırı cimriliğinden vikaye edilirse, korunursa, felaha erenlerin ta kendileridir. Şimdi mühlikat, bu ümmeti, bizi, insanları, beşeriyeti helak eden şeyler nelerdir diye sayılırken birincisi şuhul muta'a. Eğer insanda saygı duyduğu, ilgi duyduğu, yerine getirdiği cimrilik duygusu varsa o insanı perişan eder. Milletleri perişan eder, devletleri perişan eder. İkincisi de veheven mutteba'un. İnsanlarda, her insanda heva ve heves vardır. Ancak o heva ve hevesin varlığı değildir zararlı olan, ona insanların ittiba etmesi zararlıdır. Yani heva ve hevesi içimize koyan Allah'tır, nefsi içimize koyan Allah'tır, şeytanı aramıza sokan Allah'tır Celle Celaluhu. Ama insanlık zaten böyle değer kazanıyor. Şeytana rağmen, nefse rağmen, heva ve hevese rağmen insan ibadetini, kulluğunu yapıyorsa bu ibadet çok değerli oluyor arkadaşlar. Bir defa 2, 2 daha 4 eder ne kadar gerçekse ondan çok daha büyük bir gerçektir. Şimdi kıldınız, akşam namazını kıldınız, 3 rekat farz kıldınız, 2 rekat sünnet kıldınız, 5 rekat. İstediğiniz yeminle ben size temin ederim, kıldığınız bu namaz kabule şayan olduysa, bu kıldığınız namaz sebebiyle cennetesi böyle bir ağaçtı, biraz meyveydi, böyle bir şey verilmeyeceksin. Sadece kıldığınız bu namazdan sebep size verilecek olan köşkün büyüklüğü, genişliği, metrekaresini ancak Allah bilir. Sadece akşam namazından dolayı. Şimdi bu niçin böyledir? Yani bu kadar amel ki hani 3 rekat farz, 2 rekat sünnet, hadi hepsi olsun 20 dakika. 20 dakikada bir insan dünya değeriyle trilyonları ifade eden, trilyonların bile yetmediği, dillerin ifade edemeyeceği bir paraya tekabül eden bir değeri Allah veriyor. Niçin veriyor? Nefsine rağmen, şeytana rağmen, şeytan gibi insanlara rağmen, her şeye rağmen bunları başardın ve becerdin diye Allah bunu veriyor.
Melekler yıllarca ibadet ederler. Devamlı kıyamda, devamlı sücütte, devamlı rükûde olurlar. Peki onlar cennetle müjdelenmişler mi? Şu kadar namaz kılarsan, şu kadar şu ibadeti yaparsan, şu kadar diye bizim gibi onlar müjdelenmişler mi? Hayır. Bu ibadetin karşılığının bu mükafatı ancak insanlara verilmiştir. Neye karşılık verilmiştir? İşte o heva ve heves dediğimiz mikroplar efendim etrafımızı kuşatmış, nefsi emmare içimize girmiş, şeytan etrafımızda dolaşıyor, önümüzden, arkamızdan, sağımızdan, solumuzdan saldırıyor. Biz bütün bunlara rağmen hepsini elimizin tersiyle itip vazifemizi yapıyor, Allah ve Resulü'nü dinliyorsak bunun değeri çok fazla oluyor. Ben bu yaşa geldim, efendim 60 yaşına geldim. Bütün kazandıklarımı biriktirsem Kocatepe'de bir arsa alacak param yoktur. Kocatepe'den bir arsa alamam. Ama ben inanıyorum ki kıldığım iki rekat namazıyla ne Kocatepe be? İstanbul'u, Türkiye'yi, dünyayı koysanız bir tarafa değerini ödeyemeyeceği yer Cenab-ı Hak bana verir cennette. Eğer benim kıldığım namaz kabule şayan bir namaz. Onun için bu heva ve hevesin varlığı, nefsin varlığı ve şeytanın varlığı zarar gibi gözükse de akıllı ve uyanık olan insanlar için büyük bir nimet, büyük bir devlettir. Her taraf süt liman. Hiçbir kimseyle ülkenizin sıkıntısı yoksa askerliğin ne anlamı var, ne kıymeti var? Şimdi Afrin'de, Irak'ta cephede savaşan askerlerin kıymeti, hiç olaylar yok, problem yok, her taraf süt liman olduğu zamanki askerin değeriyle aynı olur mu arkadaşlar? Aynı olmaz. Onun için eğer bir savaş varsa, savaş varsa o zaman asker kıymetlidir. Savaş varsa silah kıymetlidir. Savaş varsa mermi kıymetlidir. Savaş olmadıktan sonra merminin ne kıymeti olacak? Evet, savaşın olduğu yerde bunlar kıymetlidir. Onun için müminin imanının olduğu her yerde son nefesine kadar savaş var. Heva ve hevesiyle savaşacak. Nefsani duygularıyla savaşacak. Şeytanla savaşacak. Ne diyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz? Ne buyuruyor? Helak eden şeylere gelince bu helak edenler itaat edilen bir cimrilik varsa bir insanda o milleti, efendim aileyi, toplumu, şahsı felakete götürür. Bir de veheven mutteba. İttiba edilen bir hava varsa, heva. Heva ve heves, yani içinden gelen nefsani duygular demektir. Herkesin içinden nefsani duygu gelir. Sen buna ittiba edecek misin? وَاتَّبَعَ هَوَاهُمُ وَاتَّبَعَ رَبَّاهُمُ olacak. Yani وَاتَّبَعَ هَوَاهُ olduğu zaman gümledin o zaman. وَكَانَ اَمْرُهُ فُرُطَ olur o zaman. İnsan perişan olmuş olur. İnsanı helak eden şeylerden birisi neydi arkadaşlar? İtaat edilen aşırı cimrilik. İkincisi neydi? İttiba edilen heva ve heves. Üçüncüsü nedir diye sorarsanız ve i'cabul mer'i nefsehu. Kişinin kendi görüşünü beğenmesi. Kişinin kendi görüşünü beğenmesi. Kendini beğenmesi. Ben düşündüm, karar verdim. Ben düşündüm, böyle yaptım. Ben böyle karar verdim. Ya kardeşim tamam, sen büyük alim olmak istersin. Büyük adam da olmak istersin. Niyet halis. Duygu mükemmel. Ama bu yola nasıl gidilir? O arzu ettiğin hedefe nasıl gidilir? Bunu nasıl karar vereceksin? Kendi kendine mi karar vereceksin? Ben akıllıyım. Ben düşündüm, karar verdim. Efendim, bu böyle. Dediğin zaman işte bir i'cabul mer'i bi nefsihi. Kişinin kendi kendini beğenmesi. Arkadaşlar, mürşidi olmayanın mürşidi şeytandır denmiştir. Bu sözün aslı vardır. Yani sana yol gösteren birisi yoksa şeytan hazır bekliyor, sana yol gösterir. Şeytanın tecrübesi bizim tecrübemizden çok fazladır. Senin ayağını ilimden, irfandan kaydırması için sana neler gösterecek, neler gösterecek, yaldızlı şeyler gösterecek, seni onlara doğru koşturacak. Sonra buradan ayağını kestikten sonra o
Yaldızı gösterdiklerine de ulaşamayacaksın. Arzu ettiğin, hedeflediğin şeyleri gerçekleştiremeyeceksin. Ama her şey elden çıktıktan sonra eyvah yanlış yaptım demenin de insana kazandıracağı bir fayda olmuyor. Bilhassa arkadaşlar, sizin gibi yeni nesilde İ'câbul mer'i bi nefsi biraz daha fazla hakim olmaya başladı. Telefonlar elimizde, internet elimizde, istediğimiz bilgiye ulaşabiliyoruz, istediğimiz malumata ulaşabiliyoruz. Ben bilirim, babam bilmez, ben bilirim, annem bilmez, ben bilirim, hocam bilmez. Ben arkadaşlarımla karar verdim. Ya, arkadaşının da mürşide ihtiyacı var kardeşim ya. Arkadaşının da mürşide ihtiyacı var. Kendisi himmete muhtaç bir dede, nerede kaldı gayriye himmet ede? Sen himmete muhtaç olandan himmet istiyorsun. Mutlaka insan hedefini belirler ama o hedefe evvela doğru mu değil mi diye hedefini müzakere eder. O hedefe nasıl ulaşılabilir? Onu mutlaka fikrinden, zikrinden, görüşünden, istişaresinden istifade edebileceği, büyüğüm diye tanıdığı, ilgi duyabileceği insanlara ihtiyacı vardır. İmam Gazali rahmetullahi aleyh der ki, min afatil ucbe ennehu yahcubu anit tevfik minallahi teala. Bir insanda ucub varsa Allah onu kesinlikle muvaffak kılmaz. Tevfik-i Rabbani ile arada bir engel teşkil eder. Ucub hastalığı giren bir insan tevfikten, tevfik-i Rabbani'den mahrum olur. Şu cümlede İmam Gazali rahmetullahi aleyh'in cümlesidir. فَلَا شَيَّ اَسْرَعَ مِنْهُ اِلَى الْهَلَاكِ İnsanı perişan eden, ucubten daha hızlı bir şekilde insanı felakete sürükleyen başka bir şey yoktur. Kendini beğenme kardeşim. İmam Azam şöyle buyurdu, ben de şöyle buyuruyorum. Kimsin sen? İmam Şafii şöyle buyurdu, ben de hum rical ve ene raculun miner rical dediğin zaman ne olmuş oluyor? Burada kendini ortaya koymuş oluyorsun, ben de varım demiş oluyorsun. İsa Aleyhisselam havarilere şöyle seslenmişti. Ya maşeral havariyin, ey havariler topluluğu, kem min siracin kad etfaethur rih, nice kandiller ışık saçıyordu ama rüzgar söndürdü, yerler esiyor, şimdi o ışıklar yoktur. Ve kem min abidin efsedehul ucbu, nice abidler vardı ancak ucub yaptıkları ibadetle kendilerini beğendiler. Derviş dedim böyle olur, alim dedim böyle olur, Müslüman dedim böyle olur, ben örnek bir insanım moduna girdiler, perişan oldular, helak oldu gittiler. Ucub bunları perişan etmiş. Şimdi arkadaşlar, bu hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mühlikatı, münciyatı ve kefaratı sayıyordu. Mühlikatlarını kaç tane saymıştı? 3 tane saymıştı. Merak edersiniz diye münciyat nelerdir, ümmeti kurtaran şeyler nelerdir diye sorulduğunda yine 3 şey saymıştı. فَالْعَدْلُ فِي الْغَضَبِ وَالْرِضَى Yani sinirli olduğun zaman ve sinirli olmadığın zaman her ikisinde de adaletten vazgeçmiyorsan, bir adam seni kızdırdı, onunla ilgili karar vereceksin. O zamanda da razı olduğun zamanda da adaletten vazgeçmiyorsan, bu tavır ve davranış, o adalet insanı kurtarır. وَالْقَصْلُ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنَى Zengin de olsan, fakir de olsan iktisattan vazgeçmeyeceksin. Cebinde 500 lira harçlık vardır. Cebinde 10 lira harçlık olduğu zaman hangi iktisadı yapıyorsan, 500 lira harçlık olduğu zaman da aynı iktisadı yapacaksın. Eğer bunu yaparsan kurtulursun. Şimdi cebinde biraz para biriktirdiği zaman telefonun markasını değiştireyim dersen, bak sen ileride büyüdüğün zaman, yani biraz daha olgunlaştığın zaman diyelim ki, elindeki imkanlarla ne yapmışındır? Bir araba almışındır. Biraz daha imkanları çoğalsa arabanın modelini değiştirsin. Biraz daha imkanların değişirse avratı değiştirmeye kalkarsın. Hanım yetmez sana. Biraz daha değişirse başka şeyleri değiştir. Biraz daha ilerlerse. Yani zengin de olsan, fakir de olsan
Zengin de olsan sende bir mide vardır. Vücudun ihtiyacı bellidir. Fakirin de vücudun aynı ihtiyacı vardır. Dolayısıyla zengin olduğun zaman israf edersen, fakir olduğun zaman işte harcayamıyorum, yok harcayamıyorum dersen bu olmaz. İktisat, zenginlikte ve fakirlikte iktisat insanı kurtaran güzel huylardan bir tanesidir. Ve haşyetullahi fissirri vel alaniye. Gizli ve aşikare Allah korkusu. Yani insanları varken de Allah'tan korkacaksın, kimse yokken de Allah'tan korkacaksın. Bu üç duygu varsa insanda, insanı kurtarır bunlar. Kızdığı zaman ve normal zamanlarda adaletten vazgeçmemek, fakirlikte ve zenginlikte iktisat etmek, gizli ve aleni durumlarda Allah korkusundan vazgeçmemek. Peki insanlar beşerdirler, hata ederler, ayakları kayar. Bunlar hata ettiği zaman bu hatalarını silecek, onları temizleyecek, pırıl pırıl hale getirecek telafi çalışması var mıdır? فَنْتِلَارُ الصَّلَاتِ بَعْلَ الصَّلَاةِ. Bir insan camiye gidiyor, namaz kılıyor. Bir namazı kıldıktan sonra ikinci namazı bekliyor ya, o namazdan sonra namazı beklemesi insanın o bekleme esnasında adeta silecekler çalışıyor durmadan. Günahları siliyor. وَاِسْبَاءُ الْوُضُوءِ عِنْدَ الْمَكَارِهِ. Zor zamanlarda, zor zamanlarda, kışın soğuğunda veya çok acele olduğumuz zamanlarda abdesti abdest gibi almak. Bu abdesti ben kılacağım namaz ile sıra köprüsünden geçeceğim. Namaz da düzgün olmalı, abdest de düzgün olmalı. Hava soğuk olsa olsun ben yine abdestimdeki kaliteden vazgeçmem diyebiliyorsa o düzgün alınan abdesti günahlarına kefarettir. وَنَقْلُ الْاَقْدَامِ اِلَى الْجَمَاعَاتِ. Bir de camilere doğru atılan adımlar, bunlar da günahlara kefarettir. Her attığı adım bir günahının silinmesine, derecesinin yükselmesine vesile olur. İnsanın derecelerini yükselten, aynı hadis-i şerifin içerisinde insanın derecelerini yükselten nelerdir sorusu vardı. Efendim, cömert olup ikram etmek, yemek yedirmek, selamı yaymak insanlar arasında. Bir de insanlar uykudayken kalkıp gece namaz kılmak. Evet, bunlar da insanın derecesini yükselten şeylerdendir. Şimdi arkadaşlar, insanın yanlış ve sapık ideolojilere sapmasında heva ve hevesine uyup Kur'an ve sünneti terk etmesi veya Kur'an ve sünnetten alınan sağlam bilgileri alimlerimizin ortaya koyduğu, ehl-i sünnet alimlerimizin ortaya koyduğu Kur'an ve sünnete dayalı olan o akideleri değiştirip heva ve hevesine uygun canın istediği gibi bir takım duygu ve düşüncelere saplanmasının sebebi biraz önce daha önceki dersimizde de ifade ettiğimiz gibi insan Rabbisinin kulu olma yerine heva ve hevesinin kulu olmayı seçmiş oluyor. Hadis-i şerifte de gördük ki insanı helak eden şeylerden birisi itaat edilen cimrilik, birisi de ittiba edilen heva ve heves demiştir. Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu anh şöyle buyururlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. İnne eşedde ma ehafu aleyküm hasleten. İki tane haslet, özellik, huydan en çok korktuğum iki huydur sizin için. Yani ey ümmetim, sizin için en büyük iki tehlike neyi görüyorum? İmanlı olan ümmetim için en büyük iki tehlike neyi görüyorum? En çok korktuğum şey nedir? İki tane haslettir. Bir tanesi ittiba'ul heva. Heva ve hevese uymaktır. Yani neye uyacağınız belli aslında. Leyluha kenehariha. Gecesi gündüz gibi olan pırıl pırıl berrak ve parlak bir cadde üzerine bizi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yerleştirmiştir. Haramı helali beyan etmiş, doğruyu yanlıştan ayırmış. Dolayısıyla gecesi gündüz gibi bir din-i celli İslam'ın caddesi üzerine bizleri koymuştur. Fakat buna rağmen ben sizin için iki tane kötü manzaradan aşırı şekilde korkuyorum. Bir tanesi heva ve hevesinize uymaktır.
Yani Kur'an ortada dururken Kur'an ne diyor ona bakmıyor. Sünnet ortada varken sünnet ne diyor ona bakmıyor. Ulemanın yaptığı açıklama nedir ona bakmıyor. Canının istediğini yapmaya tevessül ediyor. İşte en çok ümmetim için korktuğum inne eşedde ma ahafu birincisi budur. İkincisi de tuğlul emeli. Tuğlu emeldir. Açıklama getiriyor. Femmet tibâul hevâ. Bir insan hevasına uyduğu zaman ne olur? Fe innehu ya'dilu bike anil hakki. Heva ve hevesine uyduğun zaman o seni haktan meylettirir. Saptırır seni. Yani heva ve hevesine uyan insan asla heva ve heves efendim Kur'an ve sünnetle aynı yolda yürümez. Aynı yolda yürümez. Yani heva ve heves ayrı şeydir, Kur'an ve sünnet ayrı şeydir. Dolayısıyla insan heva ve hevesine ittiba ettiği zaman haktan ayrılmış olur. Mahkemede hakimsin. Senin köylü birisi gelmiştir, birisiyle davalı olarak gelmiştir. Birisi davalıdır, birisi davacıdır. Şimdi burada sen karar vereceksin. Senin köylün olan veya arkadaşının akrabası olan, tanıdığın birisi olan birisi olabilir. Şimdi burada sen karar vereceğin zaman bu bizimkisi haklı çıksa falan diye bir içinden duygu olabilir. Yakınındır, akrabandır, arkadaşındır, arkadaşının tanıdığıdır, birisi kıramayacağım birisi yardımcı ol demiştir falan. İçinden bu hani haklı çıksa duygusu olabilir. Ama deliller ortaya konduğu zaman onu haklı çıkarmak mücadelesi verirsen, onu haklı çıkarmak mücadelesi verirsen bu işte heva ve hevesin insanı kaydırması oluyor. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى اَلَّا تَعَدِلُوا. Bir kavim size kötülük yaptı diye onlarla ilgili karar vereceğiniz zaman adaletsizlik sakın yapmayın. Kötülük başka şey, adalet başka şey. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعَتَدُوا. Yani Mescid-i Haram'dan sizi men ettiler, size kötülük yaptılar. Şimdi fırsat elinize geçti. Sakın haddi tecavüz etmeyin. Siz yanlış yapmayın. Onlar size kötülük yapmış olabilirler ama siz nefsinize esir olarak karar vermeyin. Heva ve hevesinize uyarak karar vermeyin. Hani hatırlarsınız bir seriye göndermişti Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Seriyedeki Efendimizin görevlisi karşılaştığı gayrimüslimi kılıcını kaldırdı. Kafasına indirecek adam kelime-i şehadet getirdi. Buna rağmen vurdu onu. Kellesini kopardı. Öldürdü onu. Öldürülenin sahipleri geldi, velileri geldi. Efendimiz'e anlattılar durumu. Efendimiz çağırdı onu. Asıl mesele neydi orada arkadaşlar? Efendimiz çağırdı onu. Dedi ki anlat bakayım. Ya Resulallah doğru diyor. Bu adam la ilahe illallah dedi ama ben vurdum onu. Niye vurdun dedi. Dedi o korkusundan söyledi. Hel şakakta kalbehu dedi. Kalbini yardın mı? Nereden biliyorsun korkusundan söyledi. Efendimizin en çok sinirlendiği olaylardan birisi buydu arkadaşlar. Şimdi olayın içerisinde işin sır perdesinde ne var? Bu vuran kişiyle vurulan kişi arasında cahiliyet döneminde aralarında zaten bir sürtüşme vardı. Bir düşmanlık vardı. Tam intikam alma zamanı geldi şimdi. Adam kelime-i şehadet getirmese de öldürmüş olsa onu %100 savunacak kendisini. Ama kelime-i şehadet getirmiş olmasına rağmen onu vurmuş olması aslında kafirdir diye olmamıştır ya. Daha önceden aralarındaki o düşmanlık meselesi vardı ya o devreye girdi. Adamın işini bitirdi. Bu arada ne yapmış olacaktı güya? İmanı kabul etmedi. Bundan dolayı ben bu işi hallettim diyecekti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok kızdı ona. Şimdi demek istediğim ittiba'ul heva insana neyi sağlıyor? Haktan meyletmesini, doğrudan meyletmesini, sapmasını sağlar. Peki tuğlu emel de en çok korkulan şeylerden birisidir. Ve emmâ tuğlul emel fe innehu yuhabbibu ileyke dünya. Tuğlu emel insana dünyayı sevdirir.
Tuğli emel insana dünyayı sevdirir arkadaşlar. Bugün bizim gibi, sizin ve bizim şartlarımızda, Türkiye şartlarında yaşayan kardeşlerimizin manzarası arkadaşlar, cihat derdi çıktı, eski mücahitler müteahhit oldu. Şimdi ne talebesinde ne hocasında cihat ruhu kalmadı. Talebe, Allah aşkına arkadaşlar, sadece öz eleştiri olarak bakın, her birinizin telefonu ananızın, babanızın telefonundan daha kıymetli. Telefon alırken paranızı acımıyorsunuz. Tuğle emel işte böyle bir şeydir. Yeni bir marka çıktığı zaman onu verip yerini başkasına almak istersiniz. Bu tuğle emeldir arkadaşlar. Kanaat yok burada. Beni şu idare eder, bununla işi götüreyim demek yok. İlla en iyisini alacaksınız. Soruyorum size arkadaşlar. Telefonunuz kaybolsa, çalınsa kaç gün telefonsuz idare edebilirsiniz? Borçlanarak, harçlanarak illa bir telefon, sıradan bir telefon değil. Seni idare edecek bir hattı kullanabileceğin bir telefon değil. İnternetine girebileceğin, WhatsApp'ını kullanabileceğin bir telefon olacak. Hayırdır emniyet amirimiz, karakol komutanımız. Sen ilim adamı mısın, film adamı mısın? Tuğle emel arkadaşlar. Tuğle emelin bir yansımasıdır. Tuğle emel insana ne yapar? Dünyayı sevdirir. Bulunduğun telefonu sevmiyorsun. Çünkü arkadaşının telefonu daha kaliteli. Halbuki sen telefonu alırken severek aldın. Ama daha kalitesini gördüğün zaman bunu satıp da bunu nasıl alabilirim, bunu kaça satarım, bunu kaça alırım. Başladın dünyayı sevmeye. Farkında değilsin. Arkadaşlar dünya nasıl bir şeydir? Kız gibi karşına çıkıp da sarılacağın, öpeceğin bir şey değil ki. Dünya dediğiniz nedir? Küllü mâ elhâke an mevlâke ve huve dünyâke. Seni Mevla'dan meşgul eden her şeyi, adına ne koyarsan koy, oğlun olur, kızın olur, eşin olur, araban olur, atın olur, ne olursa olsun Mevla'dan seni meşgul eden her şey dünyadır ve senin düşmanındır. Allah ile senin aranı ayıran ne olabilir? Düşmandan başka ne olabilir ki? Tuğle emel işte insana dünyayı sevdirir. Bu dünya râsü küllü hatiyetin değil mi? Dünya sevgisi bütün hataların başı değil mi? Şimdi çok iyi duygularla söylediğim bu misal çok da hoşunuza gitmemiş olabilir arkadaşlar. Sadece tuğle emeli anlayalım diye söylüyorum. Tuğle emeli anlayalım diye söylüyorum. Siz zannedersiniz ki tuğle emel bir fabrikası olan ikinci fabrikayı yapmak istiyorsa tuğle emel sahibidir. Üç tane dairesi olan dördüncüsünü yapmak istiyorsa tuğle emel sahibidir. Hepimizde tuğle emel vardır. Hepimizde tuğle emel vardır. Ne yapıyor tuğle emel? İnsana dünyayı sevdiriyor. Daha efendim tabiri caizse çiçeği burnunda ilimle, irfanla meşgul olabilecek çok önemli bir zamanın mevsimi yakalamış, böyle tabiri caizse ata binmiş koşuyor. Bir taraftan diyorlar ki bir imtihan açacak. İmamlık, müezzinlik, Kur'an öğretmenliği imtihanı. Fırr koşuyor. Hayırdır arkadaş? Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun arkadaş? Bir deneyeceğim. Yalan konuşma be. Seninki denemek değildir. Kazanmazsan denemektir. Kazanırsan denemek değildir. Kazanırsan kaçmaktır. Peki nedir derdin? Arkadaşlar, bugün buradayız, yarın ahiretteyiz. Tuğle emel. Dünya sevgisi. Başka bir şey değil. Sen kardeşim ilmi neden bırakıyorsun? Hazır önüne gelmiş sofradan neden kalkıyorsun? İlim sofrası önüne gelmiş. Bu kadar hoca efendiler toplanmışlar, ayağına getiriliyorlar. Kolay kolay bulamayacağın hoca efendiler ayağına gelmiş. Bunlar sana ilim fışkırıyorlar. Kurum müessese senin için, senin ilim sahibi, irfan sahibi olman için her türlü masrafı göz önüne alıyor. Yeter ki bu kardeşlerimiz okusunlar, alim olsunlar diye. Her türlü imkanı sağlamaya çalışıyor. Biz ezilelim ama bunlar ilimsiz, irfansız kalmasınlar. Her türlü zorluğa biz katlanalım. Bunlar ilimsiz, irfansız kalmasınlar diye. Seferberlik yapmış, sofrayı önüne kadar getirmiş. Bir hoca efendi Eyüp'ten geliyor, birisi başka yerden geliyor, birisi başka yerden geliyor. Hepsi ayağınıza geliyor. Sofra önünüzde.
Bu sofradan kalkıyorum ben. Hayırdır, nereye gidiyorsun? Daha kıymetli bir sofra mı buldun? Kendi kendimizi aldatmaya gerek yok. İşin ucunda mıngır tıngır olunca mıngıra tıngıra koşuyoruz. Olay budur. Mıngıra tıngıra koşuyoruz. Arkasında başka şeyler saklıyoruz. Arkadaşlar, fareyi affınıza sığınarak söylüyorum. Fareyi nasıl avlarlar? Fareye zehir verirken zehiri açığa koymazlar. Onu peynirin içerisine koyarlar, fındığın içerisine koyarlar, cevizin içerisine koyarlar. Fare fındık yemeye gider, orada zehirlenir, gider. Efendim, tuzağın içerisine koyarlar fındığı. O içerisine girip fındığı yediği zaman ip kopar, trak diye kapanır, kaldı içerisinde, yakalanmış oldu. Bu da tuzaklardan bir tuzaktır. Kardeşim, seni ilimden, irfandan meşgul edecek, alıkoyacak ne ise, nasıl gözükürse gözüksün, senin için zehirden başka hiçbir şey değildir. Bu ortamı bulamazsın. Bir tane hoca buldun. Bu kadar hocayı nereden bulacaksın? Bu kadar imkanı nereden bulacaksın? Kalkıyorsun, yemeğin hazır. Temizlik hazır. Kalorifer yanıyor. Herhangi bir sorumluluğun yok. Karnın aç değil, ayağın çıplak değil. Efendim, hoca efendi derse gelmemiş, günlerce, haftalarca derssiz kaldım. Böyle bir şey de yok. Sadece nefsin azgınlığı, dizginleyemediğimiz bir nefis duygusu takıyor bizi peşine, biz de takılıyoruz onun peşine gidiyoruz. Bir şey yaptığımızı zannediyoruz. Ama bu sadece ve sadece ya heva ve hevese ittibadır veya efendim tuğlu emelden kaynaklanan şeydir arkadaşlar. Peki, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den Hazreti Ali Efendimiz kerramallahu vecenin rivayet etmiş olduğu hadis-i şerifte ümmetime en çok korktuğum, inne eşedde ma ehâfu diye şiddetli bir şekilde, en şiddetli şekilde korktuğum iki haslettir. Birisi heva ve hevesle inkiyattır, birisi de tuğle emeldir. Heva ve hevesle inkiyat etmek insanı adaletten, doğru yoldan saptırır. Tuğle emel ise insanı sevmemesi gereken dünyayı sevdirir. Bir kalpte hem dünya sevgisi hem Allah sevgisi birleşmez. Zira اَضْضِدَّانِ لَا يَجْتَمِعَانِ İki zıt bir arada toplanmaz. Karanlıkla aydınlık bir arada toplanmadığı gibi bir kalpte hem Allah sevgisi hem para sevgisi birleşmez. Para sevgisinin girdiği, dünya sevgisinin girdiği yerde Allah sevgisi çıkmıştır. Geçmiş olsun. Tekrar gelmesi mümkündür. Bana bağlı, sana bağlı. An Şeddad ibn Evs'in, Hazreti Şeddad radıyallahu anh Efendimiz, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle rivayet eder. Hepinizin bildiği bir hadis-i şerif. Bilmek ayrı şey, anlamak, kavramak ayrı şey tabii. Ne diyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz? El-keyyis, akıllı, uyanık, menfaatini bilen, karına koşan kimdir? Men dâne nefsehu. Nefsini dizginleyendir. Kes sesini be. Kes sesini. Dinlemiyorum seni. Bakmıyorum tarafına. İsteklerin benim için önemli değildir. Sen kimsin ki? Nefsine diyor. Men dâne nefsehu. Nefsini dizginliyor. Onu arzularına teslim olmak suretiyle şahlandırmıyor. Kes bakalım. Ben tabi, sen metbu olamazsın. Ben metbuğum, sen tabisin. Ben ne yaparsam sen ona uyacaksın. Ben sana uymuyorum diyecek. Bunu diyebilen insan işte akıllıdır. Çünkü nefis bizim amansız düşmanımız olduğuna göre اَعْدَى عَدُوِّكَ نَفْسُكَ اللَّتِي بَيْنَ جَنْبَيْكَ En yağız düşmanın iki yanın arasında olan nefsindir. اِنَّنْ نَفْسَ لَاَمَّارَةٌ بِسُّ Kötülüğü ziyade emredicidir. Öyleyse amansız düşmanımız olan nefse yuları teslim edip haydi sen önden git, ben de senin peşinden geleyim. اِذَا كَانَ الْغُرَابُ دَلِيلَ قَوْمٍ سَيَتِيهِمْ اِلَى اَرْضٍ جِيَافٍ Kargaya teslim olursan, o ne tarafa giderse ben de oraya gideyim dersen, nereye gidersin? Leşe gidersin. Sineğe teslim olursan nereye gidersin? Çöplüğe gidersin. اَلْكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ Nefsini dizginleyendir. Başka? وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ Ölümden sonrası için hazırlık yapandır. Ölümden sonrasını görüyor
ölümden sonrası için hazırlık yapıyor. Arkadaşlar, karınca olmasına rağmen yazın kış için hazırlık yapar, değil mi? Kışın karınca nereden bulacak o erzakı? Karınca olmasına rağmen o bacaksız karınca var ya, yani o ufak bacaklarıyla, ufak kafasıyla, efendim, Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri öyle bir duygu vermiş ki ona, yazdan kış için hazırlığını yapar. İnsan karınca kadar da olmaz mı? Karınca eğer yazdan kışın hazırlığını yapıyorsa, yaşayan biz insanlar, ölümle beraber gireceğimiz mevsim, ne mevsimi ise berzah mevsimine hazırlık yapmaz mı? Beklemediğimiz bir anda Allah rahmet eylesin söyleyecekler bizim için. Genç olmak, ihtiyar olmak çok da önemli değildir. Vakti saati geldikten sonra ister ağa ol, ister paşa ol, ister genç ol, ister yaşlı ol fark etmiyor. Vakti saati gelince Azrail aleyhisselam vurur pençe, bakmaz ihtiyar genci. Sırası gelene pençesini vuruyor, bakmaz ihtiyar gence. İhtiyar mıdır, genç midir ona bakmaz. Dolayısıyla bütün hazırlıklar eğer ölümle başlayan hayatta geride kalıyorsa bu adam akıllı değil ki, giderken hiçbir şey götürememiş demektir. Giderken hiçbir şey götürememiş demektir. Halbuki Cenab-ı Hak ona bu aklı ne için verdi? Kendi karı için verdi. Ama bu adam kendi karında kullanamadı. Çünkü geride bırakmıştır. Giderken boş gidiyor. Ve amile lima ba'del mevt. Vel aciz, buradaki aciz keyisinin zıttı mukabili olarak gelince nasıl anlaşılmalı? Vel aciz, aciz insan. Yani akılsız, beceriksiz, anlayışsız. Efendi Hazretlerimizin ifadesiyle tuntuna derdi. Men etba'a nefsehu hevaha. Nefsini heva ve heveslerine tabi tutmuş. Yani canı ne isterse haydi al sana. Ne istiyorsa al sana. Ne istiyorsa al sana. Ve temenna alallah. Bir taraftan da Allah gafurur rahimdir. Allah bağışlar. Cenab-ı Hak işte rahmet edecektir. Rahmetiyle tecelli edecektir. Ben ona güveniyorum der. Yani kendisine düşen vazifeleri yapacak yerde onları yapmıyor. Allah'a diyor ki sen vazifeni yap diyor. Allah olarak sen vazifeni yap diyor. Ben yapmasam da sen vazifeni yap diyor. Ve temenna alallahil emaniyye. Arkadaşlar, Cenab-ı Hak ne yapacaktı ki başka? Diyor ki kulum, ben sana niçin günah işledin diye sormuyorum, kızmıyorum diyor. Ben niçin günah işledikten sonra günahını silmedin diye kızıyorum diyor. Doğru mu arkadaşlar? Niye günah işlemedin? Bakın hadis-i şeriflerde görmüşsünüz. Eğer siz hiç günah işlemeseydiniz, Allah sizin yerinize öyle insanlar getirirdi ki onlar hem günah işlerlerdi hem tevbe ederlerdi. Yani biz beşer olarak ne kadar dikkat edersek edelim, günaha bulaşmamak mümkün mü arkadaşlar? Değildir. Günah mutlaka bulaşırız. Gözümüzde, dilimizde bir şekilde bulaşırız. Ama Allah Celle ve Ala Hazretleri kulum niçin kirlendin, niçin bulaştın demiyor. Ben diyor tevvabım, ziyade tevbeleri kabul edeceğim. Benim bu ismim, benim bu sıfatım devreye girecek, bu iş yapacak. Nasıl iş yapacak? Sen tevbe edeceksin, ben affedeceğim. Sen tevbe edeceksin, ben affedeceğim. Onun için arkadaşlar, insanoğlu ayağı kayabilir. Ama arkasında ne vardır? Hemen o ayağının kaymasından doğan zararları telafi edecek tedbirler vardır. Adam 99 tane adam öldürüyor. Sonra ne oluyor? Yüzüncüsünü de öldürüyor. Telafisi var mı? Telafisi var ama diyor, olduğun yerde telafisi olmaz diyor. Yaşadığın bölgeden taşınacaksın, başka bölgeye hicret edeceksin. Şu bölgenin insanları iyidir, oraya gideceksin diyor. Adam hiç yaşadığı bölgeye dönmeden direkt nereye gidiyor? Kendisine talimat verilen yere gidiyor. Giderken yolda ölüyor. Giderken yolda ölüyor. 100 tane adam öldürmüş birisi bu. Tevbe etmiş mi? Etmiş. Aldığı talimatı uygulamış mı? Uygulamış. Ne eşine, ne çocuklarına, ne anasına, ne babasına, kimseye dönmeden direkt kendisine gösterilen yere doğru gidiyor. Giderken yolda ölüyor. Azap melekleri geliyor, diyor ki bu adam 100 kişi öldürdü. Bir tanesi de hocaydı.
Bu bizim. Rahmet melekleri diyor ki bu tevbe etti, bu bizim. Melekler kendi arasında tartışıyorlar. Allah Celle ve Aleyh Hazretleri diyor ki ölçün. Eğer gideceği yer daha yakınsa, iyilerin yeriydi gideceği yer, o zaman rahmet melekleri az. Eğer geldiği yer daha yakınsa, kötülerin yeri daha yakınsa, o zaman azap melekleri az. Ölçüyorlar, bir karış veya bir zira gideceği yer daha yakın geliyor, rahmet melekleri alıyor. Ve fi rivayetin uhra, aslında gideceği yer efendim öbüründen bir zira uzundu, öbür taraf geldiği yer bir zira yakındı. Cenab-ı Hak gideceği istikamete doğru olan yerlere dürül emrini verdi. Bu tarafa da uzan emrini verdi. Melekler ölçtüğü zaman bu taraf yakın çıktı. Yani Allah kulunu bağışlamak için elbette Tevvab ismini devreye sokuyor. Devreye sokuyor ama ben amel yapmayacağım, sen bağışla beni. Ben cennete girmeye gerektiren amelleri yapmayacağım, sen sok beni cennete. Böyle yok işte. Ve temenni alallah budur arkadaşlar. Her birimizin efendim öyle veya böyle işlediğimiz bir sürü eksiklerimiz var, kusurlarımız, günahlarımız vardır. Her birimizin tevbeye ihtiyacı var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bile günde kaç defa yapıyordu tevbe istiğfarı? 70 kereden fazla yaparım diyordu. Bir tanesinde de 100 defa istiğfar ederim diyordu, değil mi? Peki arkadaşlar. Bu hadis-i şerifte bırakmış olayım. El-keyyisü men dâne nefsehu ve amile limâ ba'del mevt vel-âcizü men etba'a nefsehu hevâhâ ve temennâ alallâhil emâniyyi. Bir hadis-i bir rivayette el-emâniyye kaydı vardır. Yani kendisi affı gerektiren amelleri gerçekleştirmediği halde efendim Allah gafur rahimdir deyip gidiyor. Mâ garrake bi rabbikel kerimi görmüyor. Sadece ve sadece nefsinin efendim arzu ve isteklerine kulak veriyor. Ondan sonra Rabbisinin arzu ve isteklerine kulak vermiyor. Öbür taraftan da Allah'tan bekliyor. Neyi bekliyor? Rahmeti, merhameti bekliyor. Cenab-ı Hak o insana da rahmet etmek için ne yapıyor? İmkan veriyor. Kulum tevbeni yap. Bana yönel diyor. Olay tamamdır diyor. Ben sana hoş geldin, sefa geldin derim buyuruyor. Cenab-ı Hak her birimizi son nefesimize kadar heva ve hevesine uymaktan muhafaza eylesin. Amin. Kaymaktan ve kaydırmaktan, sapmaktan ve saptırmaktan ebediyen muhafaza eylesin. Amin. Düştüğümüz yerden kalkmasını bilmeyi, kirlendiğimiz yerden temizlenmeyi bilmeyi, yuvarlandığımız yerden dimdik ayağa kalkıp yolumuza dosdoğru devam edebilmeyi Rabbim her zaman ebediyen bizlere nasip eylesin. Amin. Rabbim Celle ve Ala Hazretleri annelerimize, babalarımıza, aile bireylerimize, kardeşlerimize, hocalarımıza ve bu Kur'an hizmetlerinin yürütülmesinde sayı gayret içerisinde olan mütevellideki dostlarımıza, dernekteki kardeşlerimize, isimlerini bildiğimiz, bilmediğimiz cemaatimize Rabbim rahmetiyle tecelli eylesin. Her türlü zorluklarını kolaylığa tebdil eylesin. Ruz-u mahşerde Efendimizin etrafında buluşmayı nasip eylesin. Sultanül Enbiya Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek ruhu için, bütün geçmişlerimizin ervahı için, hayırların, fetheşerlerin defu rafu izalesi için, Allah rızası için El-Fatiha.